Efendim TRT'nin yeni dizisi Kudüs Fatihi Selahattin Eyyubi izleyiciyle buluştu. İlk bölüm izleme etkinliği TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı'nın ev sahipliğinde düzenlendi. Gazze bizim insani, vicdani, tarihi ve İslami meselemiz diyen Sobacı, TRT'nin gerçekleri yansıtmaya devam edeceğinin de altını çizdi. Saldırın! Kudüs işgal altındayken ben nasıl gülebilirim ki diyen Selahattin Eyyubi, büyük bir inanışla verdiği mücadelenin sonunda kazandığı zaferle bugünün kutsal mekanlarının işgalcilerine de aslında çok önemli bir mesaj vermektedir. TRT1'in iddialı yeni dizisi Kudüs Fatihi Selahattin Eyyubi izleyiciyle buluştu. Dizinin ilk bölümünü TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı, yapım ekibi, oyuncular ve çok sayıda davetli birlikte izledi. TRT Genel Müdürü Sobacı, Gazze'de yaşananlara değindi. Türkiye'nin ve TRT'nin çizgisini hatırlattı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan sıklıkla dile getirir, Filistin bizim kırmızı çizgimizdir der. Aslında Selahattin Eyyubi dizisi Filistin'in kırmızı çizgi olmasının, bizler için kırmızı çizgi olmasının yapımcılık dünyasındaki yansımasıdır. Yapımcılık dünyasındaki karşılığıdır Selahattin Eyyubi'yi ve onun kutlu mücadelesini anlattığımız yeni bir diziyi TRT ekranlarına getirmekten, izleyiciyle buluşturmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Umuyorum ki bu kıymetli proje Kudüs'ün kutsiyetinin, tüm Müslümanlar için kıymetinin ve Filistin'in verdiği mücadelenin daha görünür olmasına katkı sağlar. Kudüs'ü ve bu coğrafyayı anlamak aslında Hazreti Ömer'in can ve mal güvenliği teminatıyla anahtarı bizzat kendisinin aldığı selamet şehri Kudüs'ü anlamayı gerektirir. Haçlı seferi sonrasında sokakları kanla dolan Kudüs'ü bilmeyi gerektirir. Elbette zulümle abat olunmayacağını bizlere gösteren Selahattin Eyyubi'yi anlamayı gerektirir. Uluslararası basının yaşananlara karşı tutumunu eleştiren Sobacı, TRT'nin Gazze'de yaşanan gerçekleri yansıtmasının insani ve vicdani bir mesele olduğunu vurguladı. Küvezdeki bebekler, çocuklar, kadınlar, siviller, sağlık görevlileri katledilmektedir. Basın mensupları katledilmektedir. Uluslararası medyanın bu mezalim karşısında bu zulmü meşrulaştırmaya yönelik adımları yaptığı yayınlar dünyanın vicdanını da, dünya kamuoyunun vicdanını da sarsmaktadır. TRT olarak tüm bunlara rağmen Gazze'de yaşanan katliamı, Kudüs'ün ve bu coğrafyanın çektiği ızdırabı ekranlara getirmeye devam edeceğiz. Çünkü bunu bir insani, vicdani, tarihi ve İslami bir vazife olarak, bir görev olarak değerlendiriyoruz. Dizinin oyuncuları da heyecanlarını dile getirdi. Böyle değerli bir projenin içinde olduğum için kendimi mutlu ve heyecanlı hissediyorum. Büyük bir isim, büyük bir lider ve umarım ona yakışacak bir şekilde biz de hikayesini anlatmak için soyunduk. Selahattin Eyyubi gibi önemli bir karakteri böyle büyük bir prodüksiyonla anlatan bir projede olmak çok keyif verici, çok heyecanlı. Oyuncular dizideki karakterleri hakkında da ipuçları verdi. Tüm dünya tarafından da sevilen, düşmanları tarafından da sevilen bir karakter. O yüzden hani bunu oynamak beni fazlasıyla cezbetti. Süreyya cesur ve savaşçı bir karakter. Yaşadığı dönemdeki bütün zorluklara ve acımasızlıklara rağmen yine de hakkaniyetle ve dimdik duran bir kadın. Kudüs ve Selahattin önemli bir proje bizim için de. Gerçekten muhteşem bir platoda çalışıyoruz. Ben de bu dizide Eyyubilerin liderini oynuyorum. Ben Nusrettin Zengi'yi oynuyorum. Selahattin Eyyubi'nin amcasını. Bakalım maceraları hep beraber göreceğiz, izleyeceğiz. Kudüs Fatihi Selahattin Eyyubi pazartesi akşamları saat 20'de TRT 1'de izleyiciyle buluşacak.